Herkese selamlar beyler. Yepyeni videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle Inaki Williams ve Ryan Kent'i inceleyeceğiz. Çok güzel bir video olacak bence. İkisini forvetten oynatacağım. Öncelikle hesabını verdiği için Koray abimize çok teşekkür ederiz. Gerçekten inceleme videolarını genelde onun hesabında yapıyoruz. Çok sağ ol abi. Geçen gün bana söylemişti. İncelemek istediğin bir oyuncu varsa inceleyebilirsin diye. Inaki Williams'i incelemeyi düşünüyorduk. Ama dedim ki yeni takımdan güzel bir şey gelirse beraber inceleriz. Gerçekten Ryan Kent'i çıkartmış. Gerçekten inanılmaz iyi bir şey abi. Hayırlı olsun diyoruz. Yani muazzam bir kart. İnanılmaz. Yani konuşmaya gerek yok. Ben çok beğendim bu kartı. 5-5. Tabii ki geçen seneki kartı bayağı bir akıllarda kalmıştı. O kart gibi oldu mu diye herkes merak ediyor. Şut istatistiği aslında hızı ve driblingine göre evet biraz düşük ama oyun içinde göreceğiz. Atak pozisyonu, bitiricilik ve şut gücü bufflanınca muazzam oluyor. Şut gücü biraz düşük gibi görünse de oyun içinde çok farklı oluyordu geçen sene. Ryan Kent özellikle ikinci arada ilk 11 oynadığından daha iyi oynuyordu. Bakalım belki de geçen seneki gibi olacak ama göreceğiz. Pas istatistiği 99 görüş. Kısa pas 99. Falso 87. Buff'ları bastığımızda. Çevik denge zaten 97-98. Top kontrolü ve reaksiyon. Aslında top kontrolü çok düşük değil de reaksiyon biraz düşük. Ha, bu bir etken olacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Dayanıklılık ve gücü bence yeterli düzeyde fiziğine göre. Agresifliği tabii ki normal abi. 35 defansı ve 72 fiziği olan bir adamın zaten o özellikleri yüksek olmamalı. Kartın şu an bizdeki fiyatı ne kadar? 800-900 arası herhalde. 740K. Yani çok ucuz bir kart değil aslında. Bayağı pahalı. Ronaldo bile bu kadar değil herhalde. Ronaldo belki biraz daha düşük olabilir fiyat olarak. Inaki Williams'a gelince yani bu adamın 2 sayfa ayaktı galiba. Becerisi 4'tü. 5 beceri 4 sayfa ayak olmuş. Muazzam. Yüksek orta çalışma oranına sahip. 1.86 boyunda. Ve hızlanması 95. Sprinti 96. Boyuna göre at gibi bir adam. Bu adamı yani İspanya Ligi'nde hiç görmeyen, izlemeyen varsa açsın bir izlesin abi. Bu adam gerçekten at gibi gerçek hayatta da. İnanılmaz iyi bir hıza sahip bir oyuncu. Ben çok beğeniyordum. Yani oyunda zaten hep karşımıza geldiğinde çok sıkıntı yarattı. 88 fizikli bir kartla geliyor. Saçmalık ötesi. Bitiricilik, şut gücü ve atak pozisyonunun fazlalığına bakın. Ve uzaktan şutta 85. Yani özellikleri bakımından muazzam bir kart. Çeviklik dengesi bence yeterli abi. Çok zaten bu boyda bir adamın inanılmaz çevik olmasını beklemeyin ama bence gene de çok iyi. Çünkü finisher bastığında 96 çeviklik oluyor. Dengesi 76 düşük gibi görünse de bence iyi. Dribbling 99 oluyor. Yani zıplama 96, kafa hesabı 88. Çoğu şey iyi. Bu kartın ne kadar olduğunu bilmiyorum açıkçası. Takip etmiyorum ama 350K gibi bir fiyatı var. Bence kötü bir kart değil abi. Bu da hani çoğu şeyi değiştirir maç arasında. Görevden alınan bir kart. Fransız defansınız veya ikonla bir Fransız defansınız varsa bunu yapabilirsiniz. Kore abimiz de Varan olduğu için bunu kullanıyor aslında ama ben yani bu kullanmayı istedim. Gomez de Jones'u kimya aldığım için de kaleye koyamıyordum. 7-8 kimya oynayabiliyordu. Böyle deneyeceğiz abi. Varan'ı koyduğumuzda diğer oyuncuların kimyaları düşüyordu. O yüzden böyle devam edeceğiz. 4-2-2 dizilişinde oynayacağız. Inaki ve Kent ileride oynayacak. Cucurella ve Sanchez kanatta oynayacak. Blanc ve Jones ortada oynayacak arkadaşlar. Taktiklerimiz her zamanki gibi. Arkaya koşu yap, ileride kal. Kanat oyuncularımıza ileride kal veriyoruz. Ama Cucurella'ya ileride kal vermedim. Çünkü defansif anlamda bize yardımcı olacak diye. Gerideki oyuncularımıza da Atakan'da geride kal. Merkezi kapat ve pasyonu kapat seçiyoruz. Umarım güzel bir video olur. Keyifli bir video olur. Siz de onun öncesinde videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmayalım lütfen. Sizin sayenizde kanal gerçekten büyüyor. Sizin emeklerinize daha da yerlere gelecek diye düşünüyorum. Şimdi maçlarımıza geçiyoruz. Oo, MS çok yüksek. İlk rakibimizi buluyoruz. MS'miz 90'la girdik. Hala düzelmemiş. İnternette bir sorun var bilmiyorum ama. Neyse. Umarım keyifli olur da. Kadro baya kötü. Kaledeki Neuer'in kimya almaması da ayrı bir saçma. Ryan Kent. Biraz balon gibi vurdu aslında. Ryan Kent. Güzel. Güzel bir kickoff golü oldu. Hani dönmemiz lazım böyle 2-0 falan da yakışmıyor bize çünkü. Fíjate la tribuna, Fernando, es una fiesta, a pesar de que su equipo va perdiendo.
Offside yok ama pozisyon alması bayağı iyiydi orada. Of. Tam Inaki'lik bir pozisyon. Inaki Williams. Direkt kaleye soktu. Of. Ryan Kent. Yani 3-3 ama abi. Pink'ten dolayı hiç oynayamıyorum. Hiçbir şey algılanmıyor. Hiçbir zevk alamadım ya oyundan. Biz video çekince böyle oluyor genelde işte. Ve sıradaki rakip. Yani üst düzey diğerine göre. Bayağı üst düzey hatta. Espectacular Marito que lo ovacionen. La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de loco. Of, scoop turn. Yemedi. Sí, señor. Este puede ser el de la ventaja. Atento que puede ser este mal gol. Se convirtió en un muro el muchacho. Y la pelota tapa bien. Si lo clava lo gana. Yani sonunda attık da algılamıyor abi. Bilmiyorum yani pek keyif alamıyorum. Umarım bir şeyler yaparız ya. Böyle olmaz yani. Fake şut yaparken tam o anda geri çevirdim ve golümü attım. Biraz bedava bir gol ama koşusu güzel. Bilmiyorum, bazen çok iyi pozisyonlara giriyor. Bazen çok kötü pozisyonlarda oluyor. Yani ne yaptığını gerçekten bazen bilemiyorsunuz. Ve üçüncü rakibimizi biliyoruz. Chelsea FC geliyor. Yani iyi bir kadroyla geliyor. İlk rakip hariç diğerlerinin kadrosu iyiydi zaten. Ama oyun olarak hepsi aynı gibiydi. Bilmiyorum. Yani pinkten dolayı pek bir şey yapamıyoruz açıkçası. Ne zaman bir video çeksek, bir inceleme çeksek hep aynı şeyler başımıza denk geliyor. Inaki Williams. Erken gelen bir gol. Gerçekten çok iyi. Zombi gol sevinci varmış Koray abi de. Yani direkt kickoff'tan gelip atmamız biraz garip oldu tabi. Inaki. Inaki. Sol ayak zaten normalde. Çok güzel bir gol. Abi biraz kalas gibi bir yapıya sahip. Bazen dönmüyor gibi hissediyorsunuz ama dönüyor abi. Bazen dönüyor. Adama Traore ile geliyoruz. Traore. Pas çok iyi ama Diego Carlos. Inaki. Campbell'a fiziğini koydu abi. Campbell'ı değil mi o, yanlış görmediysem. Muazzamdı ya. Dribblingi iyi. Evet, dribblingi iyi. Kent'i bir türlü topla buluşturamıyoruz. Yani güya Ryan Kent'i inceliyoruz ama Inaki sahnede abi. Bazı karakterleri yakışmıyor. Ben beğenmedim abi. Ve sıradaki rakip AV 445. 94 kimya mı? Yani birkaç oyuncusu düşük kimya oynuyor. Herkes oynatmak istemiş galiba. Yeni de defans da yapmış. Bence değmez o defans arkadaşlar. Hiç bakmayın bile. Çok gereksiz bence. Fiyatı çok pahalı çünkü. Bir maçta daha kickoff'tan gol. Bu arada Türk mü acaba? Ali yazıyor takım adında. Yani yoksa şey mi? Şey mi dostum? Sadece bir tesadüf yine mi? Yangınlar yine ben. Inaki. Uf.
Topuyla aldı ama atamadı be. Kent. Helal. Yani ilk defa şöyle güzel bir gol attık. Belki bir kere daha böyle geçip attık ama yani daha fazla yapmamız lazım. Çünkü Kent gerçekten inanılmaz bir kart. Ama bilmiyorum, oyunda pek etkisini göremedim. Belki pingden dolayıdır. 80-90 MS ile oynuyoruz. Offside yoksa müthiş gol. Müthiş gol. Ryan Kent. Orada vurabilirdim Inaki ile. Pas atmak istedim abi. Müthiş koştu çünkü ya. Orada var ya, Kent resmen bana ver ya dedi. Ben atmak istiyorum dedi. Ryan Kent bitirdi abi işi. Bu maçta da ben varım dedi. Her maçta yine kim olacak dedi. Ve ortaya çıktı. Williams. Of. Roman Burki. Adam atıra. Orada normalde çekmek istemiyordum. Kaleye vuracaktım skorplarından sonra. Ama olmadı. Algılamadım, bir şey oldu orada ve boş yere bir hareketle golümüzü attık ama değişikti abi orası. Hadi İnaki abi, bu kadar da yamuk olmaz ya kafam. Yani İnaki Williams, Kent ve Mandanda. Aslında Mandanda hakkında pek konuşacağımız bir şey yok. Sonuçta bir kaleci ve 8 kim oynadığı için çok üst seviye bir performans beklememizi yani gerektirmiyor bence. Mandanda'ya gelince normal bir kaleci abi. Bence düz arayola daha iyi. Bunu yap, göreve bas. Yani yapabilirsin ve göreve basabilirsin. Bence bu kadrodaki en iyi iki oyuncu var ya, Vidic ve Adama Traore. Gerçekten hani Inaki Williams ve Kent'ten önce bunları yorumlamak istedim. Vidic otoblon kralı bence. Bilmiyorum, İkon başka bir defans oynamadım bu sene ama bu adam saçmalık derecesinde Gomez yok gibiydi sahada. Sadece tek başına sanki savunmayı bu adam topluyor gibiydi. Ve Adama Traore, Mendy bilmiyorum ama oyunun en açık ara en iyi sol beki olabilir. Belki Mendy daha iyidir bundan yeni çıkan ama bu saçmalık ya, gerçekten saçmalık. Hani her yerde ve her topu alıyor. Kafa topu, her şeyi alıyor. Ve gelince Inaki Williams ve Ryan Kent. Kim ön plandaydı sizce? Siz de az çok biliyorsunuz ki bence Inaki Williams ön plandaydı. Bunu Mesut Özil ve Podolski videosunda da söyledim. Onda da mesela Özil çok ön plandaydı. Inaki Williams gerçekten tam bir forvet havasındaydı. Kent bence süper sap veya ikinci yarı oyuncusu. Çok üst düzey bir performans beklemeyin Kent'ten. Bence Kent öyle aman aman hani fiyatın ne deri bir oyuncu değil. Zaten belki de bu fiyatla olmasının sebebi de bu. Çok üst düzey bir kart gibi görünüyor ama bence değil abi. Çok iyi değil aslında. Ben mesela şu Antony'nin ayarında bir kart olduğunu düşünüyorum. Belki Antony'nin 5 skill olsaydı daha iyi olabilirdi Antony'ndan. Çünkü Kent'i şu konuda yorumlayayım. Abi fizik ve defanstan dolayı çok fazla top kaybediyor. Çok fazla. Birkaç 5-6 kere belki daha fazla topu kaybettim. Kaleciye karşı karşıya kalıyorum. Vurana kadar zaman geçiyor. Bilmiyorum, bu reaksiyondan dolayı mı bilmiyorum. Çok geç vuruyor topa bazen. Ve topu kaptırıyor. Kaleci alıyor. Savunma geliyor, vuruyor falan. Önüne geliyor savunma. Çok fazla bu pozisyonları kaybettim. Tabii ki serverların biraz daha ağır olması etkendi. Neden ağırdı bilmiyorum. Çok yüksek MS oynadım. En son iki maçta bile 70 civarı, 75 civarı bir MS'miz vardı. İlk iki maç zaten rezillikti. 90 MS falan, yani saçmalıktı. Neden öyle bir şeydi? Bu saatte, saat şu an 1'i geçiyor abi. Ve yani bugün hafta içi. Ama atak pozisyonu falan güzeldi. Bitirici konusunda kötü değil, güzel. Ama bence hani 700K'lık bir kart değil. Ben öyle düşünüyorum. Çeviklik denge anlamında sizi yani tabii ki de cezbedecek derecede ama bence hani bir forvet ayarında değil, bir kanat veya hani top taşıma anlamında veya bir ikinci arada süper sap forvet olabilir. Ama ilk 11'de forvet asla oynamaz bence. Ben öyle konuşuyorum size.
700K da bence değmez. Inaki Williams'a gelince tam bir forvet. Gerçekten çok beğendim. 350K gibi yarı yarıya bir fiyat farkı var Inaki Williams'la Kent'in. Hızı gerçekten görünüyor. Oyunda gerçekten bu hızı yaşıyorsun. Bitirici konusunda gelince konuşmaya gerek yok. Her pozisyona girmeye çalışıyor. Fiziğiyle zaten gördünüz, topu alıyor. Top vermiyor. Çok başarılı fizik konusunda. Gerçekten 88 bir fizik. Çok yüksek abi. Hani bu oyunda zaten biliyorsunuz ki 92, 93 abartı derecede fizikler. Ki bunlar tot zamanı geliyor. Şu an bu fizik oyunda çok yüksek fizik sıralamasında. Belki hani oyundaki top seviyedeki oyuncularda var bu fizik. İnanılmaz derecede oyunda etkili. Pas konusunda bence yeterliydi. Kötü değildi. Kent'te bir iki defa hani pas hatası yaptım hatırlıyorum ama yanlış yerlere de atmış olabilirim. Dribbling konusunda bence çeviklik denge anlamında kötü değil. Yeterli düzeyde. Çevikliği çok bariz ortada. Dengeden bazen fark ediyorsunuz ama çok da hani sırıtmıyor ya. Sonuçta abi yani 5 milyonluk bir kart değil zaten. Bu da zaten yüksek olsaydı bu kart 1 milyon 2 milyon civarı olabilirdi. Yani ikisi de 90 üstü olsaydı zaten adamlar derdi ki lan bu kart 300K olmaz zaten. Bence bu kartı daha çok beğendim. Daha iyiydi bu kart. Bilmiyorum ben yani daha çok keyif aldım. Bununla kaç maç yaptık? 4 maçta 9 gol 3 asist. Tabii serverlardan dolayı biraz daha az gol attık. Hiçbir oyuncumuz çıkmadı. Hepsi sonuna kadar oynadı. Hepsinde de çekişmeli bir maçlar geçti aslında. Çünkü oynayamadık fazla serverlardan dolayı. Ve bunda da 4 maçta 7 gol 0 asist. Ryan Kent bence eksi puan. Ama Inaki Williams fiyatının ederi bir adam. Anthony'nin şu kartı aynı şeyleri yapıyor sadece. 5 skill olmadığı için kullanılmıyor. Benim yorumlarım bu şekilde. Tabii ki iyi kullananlar çıkacaktır. Ya saçmalıyorsun falan diyen de olacaktır kendince ama ben beğenmedim Kent'i. Inaki'yi daha çok beğendim. Belki de benim oyun anlayışıma daha çok yatkındı Inaki Williams. O yüzden beğendim. Yani serverlar biraz da etkendi. Çünkü kötü bir serverda hızlı bir oyuncuyla ve skill yapamıyorsanız o skill algılamıyorsa keyif vermiyor. Bunu biliyorsunuz. Ki bunda yaşadık oyunda. İkisi de 5 skill'di ama ikisi de gerçekten çok az kullandım. Scoop dönünü yaptım. Yapmaya çalıştım. Elastiko neredeyse hiç yapamadık. Yani yan ters elastiko yapamadık. Ondan sonra normal elastikoyu yarım elastiko falan yaptı. Elastikoyu bir iki defa yaptım. Pozisyon bulamadım. Top kaybettim falan. Hani bilmiyorum. Serverlar çok büyük etkendi. Ne zaman bir video çeksek hep böyle oluyor. Ama bakacağız. Belki önümüzdeki hafta farklı bir şeyler olursa gene bir video çekeriz. Boşluk olursa deneriz gene. Bilmiyorum. Bakacağız duruma göre. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Biraz uzun bir konuşma oldu ama kusura bakmayın beyler. Yani uzun bir şekilde anlatmak istedim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmayalım lütfen. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.